Arkadaşlar doğal afetlerle devam ediyoruz. Bu rengi renklerden numaralanan alanların hangisi sular altında kalmayabilir diyor. Şimdi arkadaşlar baktığınızda sıkıntılı bir soru gibi. Niye? Okyanus kıyısında olan bölgelerin buzulların erimesi ile birlikte deniz ve okyanus suları yükselecek ve bu bölgeler sular altında kalacak. Bunu diyor. Kalmayabilir diyor. Şöyle ki burası kayalık dağları var. Sıkıntı. Hollanda tamam eyvallah. Şurada kutuplara yakın olan bir bölgedir. Burada ise Himalayalar var. Nereyi vermiş tam olarak belli değildir ama yine de bir yorum yapacağız. Aslında hangisi kalabilir dediği daha mantıklı olur. Direkt Hollanda'yı işaretlerdik. Yani bir numaralı bölge. Burada ben 5 numaralı bölgeyi işaretliyorum ama sağlıklı bir soru değil arkadaşlar. Çünkü küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların erimesi halinde okyanusların deniz seviyesi yükselecektir. Bu durumda kıyı şehirleri sular altında kalacaktır diyor. Sıkıntı ama yine de 5 numaralı bölgeyi işaretleyelim. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin dolaylı etkileri arasında yer alır diyor. Mal kayıpları olur arkadaşlar. Zaten can ve mal kayıpları meydana geliyorsa doğal afettir. Yaralanmalar olur, can kayıpları olur. Fabrikalarda üretim geçici olarak durması var. Tarımsal ürün fiyatlarının artması. İşte arkadaşlar burada dolaylı etkileri arasında yer alır diyor. Dolaylı etki. Doğal afetler sonucunda tarım arazileri sular altında kalınca tabii ki ürün fiyatları ne olacaktır? Yükselecektir. Fabrikalarda üretimin geçici olarak durması arkadaşlar bu dolaylı bir etkidir. Dolayısıyla bizim cevabımız burada D seçeneği olacak. Teknolojik afetler insanların yeryüzündeki faaliyetlerinden ve teknolojik gelişimin yanlış uygulanmasından kaynaklanır. Buna göre aşağıdaki olaylarda hangisi bu afetler arasında yer alır? Arkadaşlar nükleer sızıntı teknolojidir. Atom çekirdeğinin beşeri faktörlerle parçalanması ve ortaya çıkan enerjinin nükleer enerji olarak kullanılmasıdır. Heyelan doğa olayıdır. Kaya düşmesi yine heyelandır, doğa olayıdır. Su taşkınları doğa olay, don ve buzullanma doğal ama teknoloji, nükleer sızıntılar yani A seçeneği. Aşağıdaki afetlerden hangisinin etkisi uzun süre sonra ve dolaylı olarak hissedilir? Arkadaşlar, uzun süre ve dolaylı olarak hissedilen doğal olay kuraklıktır. Arkadaşlar, kuraklık başladığında ne zaman biteceğini kestirmeniz mümkün değildir. Deprem saniyelerle ifade edilir. Sel, yağışların artışından meydana gelen bir olaydır. Yıldırım düşmesi yine saniyeler. Çığ, yerçekimlerin dağlık ve engebeli olduğu ve karların etkili olduğu bölgelerde kış aylarında etkili olan bir olaydır sadece. Ama kuraklık arkadaşlar etkisi uzun yıllar devam eden bir doğa olaydır. C seçeneği bizim cevabımız olacak. Aşağıdakilerden hangisi iklime bağlı olarak oluşan doğal afetlerden biri değildir diyor. Küresel ısınma, iklim, kuraklık, iklim, seller, iklim, don ve buzlanma iklime bağlı. Ama tsunami arkadaşlar iklime bağlı bir olay değildir. Tsunami bir dalgadır. Ve bu dalga arkadaşlar daha çok okyanuslarda hissedilir. Okyanus tabanında meydana gelen deprem ya da volkanik patlama sonrası su kütlelerinin hareketiyle oluşan dalgalardır. Dolayısıyla bu iklime bağlı bir olay değildir. E seçeneği doğru cevabımız olacak. Devam ediyoruz. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin diğerlerine göre daha geniş alanda etkili olduğu söylenebilir? Daha geniş alanda etkili olduğu söylenebilir arkadaşlar. Çığ, dağlık, kar yağışın etkili olduğu yerler sadece. Heyelan, yağışın fazla olduğu, eğimin fazla olduğu yerlerde. Yıldırım düşmesi arkadaşlar bir doğaldır, doğa olaydır. Bu dünyanın her yerinde olabilecek olan bir olaydır. Ama daha geniş alanda değil, dar alanda etkilidir. Volkanizma, volkanik dağların çevresinde etkili olan, yani volkanik dağın olduğu bölgelerde etkilidir. Ama deprem arkadaşlar fay hatlarına bağlıdır. Ve bir fay hattı birçok ülkeyi, bölgeyi, kıtayı içine alabilir. Dolayısıyla burada etkisi en geniş olan depremdir diyoruz. Arazinin eğimliği yağışın fazla olduğu arazilerde heyelan meydana gelir, toprak kayması yani. Buna göre yukarıdaki haritada işaretli bölgelerin hangisinde heyelan olma olasılığı en fazladır? Heyelan diyorsa arkadaşlar Karadeniz bölgesine bakacaksınız Türkiye'de. Türkiye haritası vermişse size. Türkiye haritası vermişse Karadeniz kıyı kuşağına bakacaksınız. Dünya haritasını vermişse ise Güneydoğu Asya'ya bakacaksınız arkadaşlar. Burada Türkiye haritasında Karadeniz bölgesi yani 3 numaralı yer olacak diyoruz C seçeneği.
Doğal afetlerden çığ etkili olduğu alanlarda can ve mal kaybına neden olmakta, çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Buna göre çığ olma olasılığı aşağıdaki unsurların hangilerine bağlı değildir diyor. Yer şekillerinin engebeli olması, zemin yapısı, orman üst örtüsünde yoksun olmasına, kar yağışının fazla olmasına, eğimin fazla olmasına. Sevgili arkadaşlar, burada çığ olayı, orman örtüsünün yoksun olması etkilemez, daha doğrusu olumsuz yönde etkilemektedir diyor. Çığ olma olası aşağıdaki unsurlar hangisine bağlı değildir? Dolayısıyla C seçeneğe bağlı değildir arkadaşlar. Orman örtüsü. Dünya haritasında numaralandırılarak gösterilen alanlar hangisine her yıl sel taşkınları nedeniyle daha fazla insan hayatını kaybetmektedir? Arkadaşlar, Uzak Doğu Asya. Arkadaşlar, Güneydoğu ve Doğu Asya'ya bakacaksınız. Çünkü burası muson ikliminin etkisindedir. Yaz musonlarından dolayı 6 ay yağış almasına rağmen arkadaşlar, dünyada en fazla yağışın düştüğü bölgedir. Dolayısıyla sel ve taşkınlar burada çokça görülür. Özellikle yaz mevsiminde bizim cevabımız burada A seçeneği olacak diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi afet öncesinde yapılacak çalışmalardan biri değildir diyor. Afet yönetimi ve planlaması oluşturulması, geçici iskan alanlarının oluşturulması var. Afet öncesinde arkadaşlar. Erken uyarı ve izleme sisteminin kurulması var. Eğitim ve tatbikatların yapılması var. Risk değerlendirilmesi var. Afet yönetimi ve planlaması oluşturulması arkadaşlar, bu afet sonrasında daha çok hükümetin izlemiş olduğu bir politikadır. Dolayısıyla bizim cevabımız burada A seçeneği olacak. Toprak, bitki örtüsü ve hayvanlardan kaynaklanan afetler aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, klimatik afetler, yani iklime bağlı değil. Hidrofik afetler suya bağlı değil. Biyolojik afet olabilir arkadaşlar. Beşeri afetler, jeolojik afetler. Şimdi arkadaşlar, burada toprağa vermiş biyolojik diyemeyiz ama bitki örtüsü ve hayvanlardan dolayı en mantıklı olan yine biyolojik afetlerdir. Yani C seçeneğidir. Aşağıdaki kıtaların hangisinde kuraklık nedeniyle kıtlık daha fazladır? Tabii ki de neresi? Afrika arkadaşlar. Amerika, Asya, Avustralya ve Avrupa'da kuraklıktan dolayı bir kıtlık söz konusu değildir. En fazla Afrika'da hissedilir. Dünya haritasına gösterilen alanlarda aşağıdaki doğal afetlerden hangisi daha çok görülür? Bakalım arkadaşlar. Daha çok görülür. Burada Orta Asya'yı vermiş, hemen söyleyeyim arkadaşlar. Burada Gobi, Kızıl Kum, Kara Kum ve Taklamakan çölleri var. Tamam. Büyük Sahara'nın batı kesimini vermiş. Burası arkadaşlar, Orta Şili'de bulunan Atamaka çölü var. Atamaka. Şurası ise Victoria ve Gibson çölleri var. Yani 30 enlemlerinden geçen çölleri vermiş. Bir de karaların iç kesimlerinde karasallıktan dolayı oluşmuş olan çölleri vermiş. Peki buraların ortak özelliği nedir? Sel mi olur? Hayır. Volkanizma? Hayır. Deprem? Hayır. Heyelan? Hayır. Burada kuraklık arkadaşlar. Çünkü çölleri göstermiş bize. Aşağıdakilerden hangisi jeolojik kökenli doğal afetlerden biridir? Jeolojik. Yer. Heyelan jeolojiktir. Arkadaşlar, deprem jeolojiktir. Kökenli doğal afetlerden biridir. Özür dilerim arkadaşlar. Heyelan yer şekilleri ve yağış, çığ, yağış. Deprem arkadaşlar, yerin yapısı jeolojik. Sel ve baskınlar iklim, kuraklık iklime bağlı. Burada jeolojik olan depremdir. Bizim cevabımız burada C seçeneği olacak. Dünyada en fazla can ve mal kaybına yol açan doğal afetlerden biri de kasırgalardır. Kasırgalar diyorsa arkadaşlar, başkenti Meksika Körfezi'dir. Meksika Körfezi. Kasırgaların başkenti Meksika Körfezi. Depremin başkenti Japonya Takım Adaları. Volkanizmanın başkenti İzlanda. Kasırgaların başkenti Meksika Körfezi. Yani bir numaralı yer arkadaşlar. Devam ediyoruz. Doğal afetlerin testini böylece bitiriyoruz.